Onsuz TV'den merhabalar. Ben Rabia Sultan Sadıç. Kameramanım Mehmet Ali Orak'la beraber Batman sokaklarında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini soracağız. Hadi başlayalım. Asgari ücretten beklentiniz nedir? Ne kadar olmasını istersiniz? Yani şu anki doğal şartlarda bir 20 ile 22 arasında olması lazım. Peki neden? Yani ekonomi şartları onu gösteriyor şu an. Peki Batman'da geçim sıkıntısı yaşıyorlar mı şu anda esnaf halk ya da halk? Yani hepimiz yaşıyoruz şu an. Yani kira artışı. En basit örneğimizden şu an bir tanesi de odur zaten. Yani şu dönemde hiçbir şey beklemiyorum. Yani her dönem milleti aldatıyorlar. 17 bin, 25 bin. Şu an %44'lerin üzerinde. Tahminimce bu sene de aynı kalacak. 2-3 bin liradan ev kirası olmuş zaten 10 bin lira. Hiçbir beklentim yok açıkçası. Yani bu hükümet başta olduğu sürece hiçbir şey beklemiyorum. Ne kadar olmasını istiyorsunuz peki? Ya en az şu an 30 bin lira net. Peki neden? Neden geçinemiyorsun? 30 bin lira yani desen bunun 10 bin lirası ev kirası. Desen ki hani ne bileyim alışveriş yapayım desen mutfağına sadece aylık gidecek para. O da rahat 10 bin lira. Bir de çocuk okutuyorsa vay halimize. Vardır ama olmaz, vermez. Söyleyin en azından fikrinizi. En aşağı 20 olması lazımdır. Peki neden? Fakir fukara vardır. Bir şeysi yok, tarlası yok, suyu yok, bakı yok. Hiçbir şeysi yok, geçinemiyor. Bir kira olmuş 10 bin, 15 bin. Askeri ücret bir aile zaten ya bir kız çocuğu çalışıyor ya da bir erkek çocuğu çalışıyor. 20 bin de olsa ne faydası var? Yani neye yeter? Evine yetmez, kirana yetmez, doğalgazına yetmez, suyuna yetmez. Niye? Paraya bir şey gelmiyor yani. Paraya bir şey gelirse haydi. Yani en aşağı 20'de aşağı olması lazımdır. Hani hala bak millete borç değil mi? Bak ne iş vardır? Birkaç tane taksir vardır. Çiftçilik zaten ölmüş. Bir şey yok. Gübre bağlı. Çifti delini kolunu bırakmış. Hiçbir şey yok. Emeklilere büyük haksızlık oluyor. Ben kendim 2000 yılı öncesi emekliyim. En yüksek primi o zaman tavan. Tavandan ödemişim. Devlet memurları 657'ye tabi 1'e düştüğü zaman en yüksektir. İşçilerin ise tam tersi 15'e. Ben 15'in birinden emekliyim ve ben asgari ücretin altında maaş alıyorum. Ama bundan önce benim maaşım 2 tane asgari ücretti. Şu anda benim asgari ücretin altındadır. Ben asgari ücretlerim fazladır demiyorum. Zaten azdır. Onların da azdır ve büyük bir hukuksuzluk vardır emeklilere karşı ve herkese karşı da. Yani bilmiyorum. Biz emekliler zaten son bu sabah dinledim televizyonu. Memur emeklisi ve memura %50 zam vereceğim diyor. Ama Bağkur ve işçi emeklisi enflasyonu ezdirmem diyor. Yani enflasyonu ya. Enflasyonun zaten kendisi doğru değil ki. Asgari ücretliler bana göre en az 20 bin veya 21 bin olmalı. Peki neden? Nedeni var mıdır? Kiraları fiyatını görüyoruz. Gıda zaten almış başını gidiyor. Yani artık baş etmek mümkün değil zaten. Ben kendim bildiğim için elektriktir, sudur. Zengin de elektrik vermiyorum parasını aynı fiyata. Doğalgazı aynı fiyata vermiyorum. O asgari ücreti de vermiyorum. Hepsi aynı fiyatı veriyor değil mi? Ama birisi asgari ücret alıyor 11.402 lira. Öbürü ise bir yemekte oturuyor 21.402 lira para harcıyor. Yani böyle bir şey var mı yani? Artırmayla bir çözüm varılamaz. Ne kadar asgari ücret artırılıyorsa sabah kalkıyoruz 3 katına malzemeler 3 katına çıkıyor. Her şey 3 katına çıkıyor. En önemli olan devlet demeyelim de hükümet yok. Hükümet olursa müdahale edecek. Serbest piyasayı kaldıracak. Serbest piyasayı kaldırdıktan sonra bugün enflasyon kendisi ayarlıyor. Enflasyon diye bir şey yok. Enflasyon yüzde bu sene yıllık 68 gibi bir açıklama yapıldı. Enflasyon %200'ün de üzerindedir. Bunu ben 70 yaşındayım. Şu anda da emekliyim. Keşke emekli olmasaydım. Bizi öldürdüler çünkü. Siz geçinebiliyor musunuz? Nasıl geçinebilirim? Benim evim de var. Bak evim var olduğu halde ben bir öğrenci yetiştiriyorum. Ben bugün hele bir devlet, hükümet hesaplasın bir
üniversite öğrencisini yetiştirmek maliyeti ne kadardır? Bana verilen maaş 7,5. Nasıl geçineyim ama bunu ben o milletvekiller diyor diye biz maaşla geçinemiyoruz. Allah belalarını versin. Orada ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Ekonomi yok, hiçbir şey yok. İnsanlar bir ekmek bile alamıyor. Aha dolaşıyorum, kepek ekmeği alacağım bulamıyorum pazar günü. Batman'da geçim zor mu peki? Batman biraz daha iyidir diye biraderlere göre, batıya göre. Yani asgari ücret yükselse Batman'da geçim yaşanı olabilir mi? Valla bence olur. 25 bin lira verseler, asgari ücret yerine 25 bin verseler iyi olur. Size aldığınız yetiyor mu maaş? Emekliyim, ne yetmezsi ya. Bak gidip çekeceğim para yok şimdi. Bak. Şu şartlara göre en az 20 bin lira olması lazım. Zam gelmemek şartıyla ama. Zam geldikten sonra bir anlamı kalmıyor zaten. O zaman yerinde dursun, hiçbir şey yükselmesin. Nasıl hayat pahalılığından, ekonomiden, ekonominin düzensizliğinden başka neden olabilir ki? Asgari ücret 10 gün yetiyor emeklilerimize. 10 günden sonra aç kalıyorlar. Normalde asgari ücret 22.500 lira olması lazım. 22.500 liraya ancak açlık sınırını aşarak geçinebiliyorlar. Valla askeri ücreti Almanya'ya göre söylesek fazla olması gerekir. Buranın şartlarına göre söylemek istiyor. Takip ediyoruz burayı, Batman'ı. Batman'a birkaç sefer yılda geliyoruz. Yani şimdiki ücret, askeri ücret çok azdır daha doğrusu. Sanırım 11.500 falandır. Yani 15.000 çıkarsa iyi olur, yani vatandaşlar için daha iyi olur. Benim günümde yatan 15 ile 20 bin arası olursa iyidir. Ya millet fakirdir, enflasyon çoktur ve gerçekten milletin burada daha fazla kazanması gerekir. Çünkü kiralar epey pahalıdır. Yaşam epey pahalılaşmış. Onun için bence işte 15 ile 20 arası olursa millet için hayırlı olacak kızım. Yani benim günümde o yatıyor. 20 bin üzerinde istiyorum. Herkesin. Peki neden? Ekonomi çok kötü. Siz ne kadar alıyorsunuz peki Almanya'da? Oraya göre? 900 avro alıyorum Almanya'da emekli. Askeri ücretten ne beklentim var? İyi bir maaşın iş olmasını beklerim. Herkesin iyi geçinme hakkının iş olduğunu düşünüyorum. Yani bir 20 bin bandında olursa bari Güneydoğu'dakiler ola geçinebilir diye düşünüyorum. Peki neden 20 bin? Ya ürünler pahalı. Yani geçim sıkıntısı var. Ürünler çok pahalı. İşte o yüzden yani.